Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe yarı dönem değerlendirme sınavı çözümlemesini birlikte yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki şema acımak sözcüğünün farklı anlamlarını göstermektedir. Acımak kelimesinin 4 anlamı üzerine yoğunlaşmışız. Evet, bakıyoruz. Bizden istediği arkadaşlar şu simgedeki hali, acılı ağrılı olmak anlamında hangisi kullanılmıştır diye soruyor. Bakalım. A. Sağlığında değeri bilinmeyen sanatçıların emeğine acıyorum. B. Bu acılı günde seni yalnız bırakamam. C. Ameliyatlı bölgedeki acıya bir süre daha dayanmalısın. Burada bahsettiği ameliyatlı bölgedeki acı dediğimiz ağrılı olma durumundan bahsediyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. 2'ye bakıyoruz. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A. Acıyan uyumuş, acıkan uyuyamamış. B. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. C. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider. Bakın arkadaşlar, ön tekerlek ve arka tekerlek derken ön ve arka zıt anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız o yüzden C seçeneği. Üçüncü soruya bakalım. Ne geniş adam, borçlular kapıya gelmiş umrunda değil cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanıldığı anlam özelliği bulmacada gizlidir. Geniş sözcüğünü soruyor bize. Ne geniş adam derken geniş burada rahat anlamında kullanılmış. Yani mecaz anlamda kullanılmış. O da 3'tü arkadaşlar. O zaman cevabımız C seçeneği. 4'e bakıyorum. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? Soyut somut neydi? Somut 5 duyu organımızdan biriyle algılayabildiğimiz, soyut ise algılayamadığımız. Bardak, diş, cam. Bunlar somutken heyecan bir duygudur ve bu da soyuttur. Cevabımız B seçeneği. 5. soruya bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? A. Kafiyeleri bulmaya çalıştık. Bakın burada bir edebiyat terimi var, kafiye. B. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayısına dayanır. Hece ölçüsü edebiyat terimi. C. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. İç açı derken matematik terimi, yani geometri terimi. D'ye bakıyorum. Olaylara her zaman farklı bakardı. Burada hiçbir şekilde terim anlam yok. 6'ya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? Benzetme neydi? Zayıf ögenin güçlü ögeye benzetilme durumuna diyorduk biz benzetme diye. Bakın A seçeneği cevabımız. Neden? Çünkü deniz burada düz olma anlamında, dalgasız olma anlamında çarşafa benzetilmiş arkadaşlar. Deniz benzeyen, çarşaf benzetilen. Buradaki gibi de bizim benzetme edatımız. 7'ye bakıyorum. İkileme vardır. Hangisinde ikileme vardır diye soruyor bize. Baktığımızda aynı sözcük tekrarıyla olabiliyordu ikileme, zıt anlamlı sözcüklerle olabiliyordu, ikisi anlamsız ya da biri anlamlı biri anlamsız birçok şekilde biz ikileme yapabiliyorduk. İkilemenin amacı neydi? Sözcükteki etkileyiciliği arttırmaktı. Burada yavaş yavaş bizim ikilememiz aynı sözcük tekrarıyla yapılmış, cevabımız A. 8'e bakıyorum. Doğada bulunan canlı cansız varlıkların çıkardıkları seslerin sözcüklere dökülmüş haline yansıma sözcük denir. Hangisinde yansıma sözcük yoktur diye soruyor. Nedir yansıma sözcük? Doğadaki ses taklitleri. Bakın şır sesinden gelmiş. A'da var şırıl şırıl derken. B'de vız sesinden gelmiş. Vızıltı derken. Burada da bir yansıma var. Rüzgarın çıkardığı u sesinden uğultu oluşturmuş. Bakın burada da var. Ama D seçeneğinde kelebeklerin uçuşunu izlemeye geldik de hiçbir şekilde yansıma sözcük yok. 9'a bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın başlığı olmaya en uygundur? Başlık. Başlık aslında nedir? Verilen metnin küçük bir özeti gibidir başlık arkadaşlar. Neyle karşılaşacağınızla alakalı size bilgi vermiş olur. Eskiden başarılı olmak için tek şey öneriliyordu. Çok çalışmak. Oysa günümüzde bu yol etkili çalışmaktan geçiyor. Etkili çalışmak zamanı belirlenmiş örnekler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Bu çalışma şeklinde dinlenmeye, problemlere geniş bir şekilde bakmaya daima imkan vardır. Arkadaşlar bakıldığında buradaki olay sadece çalışmak değil. Buradaki olay programlı çalışmak. Bakın birçok yerde de programlı geçiyor. O yüzden cevabımız programlı çalışmanın gereği C şıkkı. 10'a
şuna bakıyorum. Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımak anlamında kullanılmıştır? A. İlk önce bildiğin soruları yanıtla. B. Bildiğin gibi değil o çocuğun hareketleri. C. Ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum. D. Beni bilen herkesi doğum günüme çağırdım. Bakın şuradaki bilen tanımak anlamında kullanılmış. Beni tanıyan herkesi doğum günüme çağırdım. Cevabımız o yüzden D seçeneği. 11'e bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? Topluluk adı neydi? Birden fazla varlığı anlattığı halde arkadaşlar asla ler lareke almıyordu. Baktığımızda cevabımız direkt A oluyor. Çünkü ordu sözcüğü birden fazla kişiden oluşuyor. 12'ye bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bulunma haleki almıştır? Bizim bulunma halekimiz neydi? D'daydı. A. Okuldan çıkıp dükkana uğrayacaktı. Okuldan derken ayrılma haleki kullanmışız. Köyden şehre daha yeni indi. Buradaki den yine ayrılma haleki. Soruya yerinden kalkmadan cevap verdi. Den yine ayrılma haleki. Ama ansiklopedide aradığını bulamadı derken şuradaki de bulunma halekidir. Cevabımız o yüzden D seçeneği. 13. soruya geçtik. Dörtlüye göre çocuğun özlemi nedir? Küçük bir çocuğun rüyasıdır bu. El ele vermiş bütün insanlar. Yaşıyorlar kardeşçe. Çiçek sunuyorlar birbirlerine. Bakıldığında arkadaşlar bu bizi hangi seçeneğe götürür? Tabii ki kardeşlik barış içerisinde bir yaşama götürür. Cevabımız o yüzden C seçeneği. 14'e bakıyorum. Deyimin anlamını soruyor bize. İncir çekirdeğini doldurmayacak sözler için tartışıyorlar. İncir çekirdeğini doldurmayacak çok önemsiz anlamında kullanılmış burada. Cevabımız A seçeneği. 15'e bakıyorum. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? Öncelikle türemiş sözcük ne demekti? Türemiş sözcük yapım eki alan sözcüklere deniyordu. Kök yapım eki alarak bambaşka bir kelimeye dönüşüyordu. Bakalım. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklere yapım eki denir. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Bir kere balığı sen daha küçük bir parçaya bölemezsin. Balık burada basittir, türemiş olamaz. İstemek fiili daha küçük bir parçaya bölünemez. O da kök halindedir. Kanat kelimesi aynı şekilde daha küçük bir parçaya bölünemez. Ama arkadaşlar, ama benim yüzgeçlerim yok dediğimde yüzmekten yüzgeç olmuş. Şurada bir yapım eki almış. O zaman cevabım B seçeneği olacak. 16'ya bakıyorum. Duyularımızla alakalı bir soru bu. Hangi parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir diyor bize. Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi. Bir yanda ciğerimizi dolduran ıhlamur kokusu. Bir kere direkt koklama var ıhlamur kokusu dediğimize göre. Yanda ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan ay dede, bakın görme var ve başımızdan akan yanı başımızdan akan dereciğin şırıltısı. Burada da işitme var, yani dokunma yok. 17'ye bakıyorum. Kim insanlar ne istiyor bizden? Parçada tanıtılan kişi de aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor. Kim insanlar nerede konuşursa konuşsun ben diye söze başlar. Burada bir kere bencillik var. Hep ne yaptığını yapacağını anlatır. Kendisi gibi düşünmemeyi de cahillik olarak yorumlar. Bakın kendini beğenmişlik var. Şöhretli ise iyice ipin ucunu kaçırır. Kendini beğenmişliğe giriyor zaten. Bir de ısrarlı ve kırıcı olur. Israrlık da burada inatçılığı gösteriyor ama alçak gönüllülük yok arkadaşlar. 18'e bakıyorum. Hangisinde diyor ya da hangilerinde kişisel düşünceye yer verilmiştir? Kişisel düşünce istiyor bizden. Selçuk'tan İzmir'e doğru giderken sağda Şirince köyünün yol ayrımı var. Hayır, bu kişisel düşünce değil. Bu nesnel bir yargı. Meyve ağaçları arasından kıvrılarak tepeye uzanan asfalt yol Şirince'ye ulaşıyor. Bakın bu da nesnel bir yargı. Şirince köyünün genel havası da adı gibi şirin. Bakın şurada bir yorum var. O zaman burada kişisel düşünce vardır. Dağların kucak açtığı bembeyaz evleri, köyü çevreleyen yemyeşil doğası ve hoş bir havası var. Hoş ve şirin burada kişisel düşünce olduğunu gösteriyor. O da bizi nereye götürüyor? D şıkkına. 19'a bakıyorum. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede sebep-sonuç ilişkisi oluşmaz.
Kar yağdığı için yollar kapalıymış. Kar yağdığından dolayı yollar kapalıymış. Dan dolayı arkadaşlar bize neden sonuç, sebep sonucu verir. Kar yağdığı için yollar kapalıymış. Kar yağdığından dolayı yollar kapalıymış. A'da bir kere sebep sonuç var. Aldığımız haberlere göre yollar kapalıymış. Hayır, burada hiçbir şekilde sebep sonuç oluşmuyor. Cevabımız B seçeneği ama biz yine de bakalım. Altyapı çalışmaları yapıldığından dolayı yollar kapalıymış. Evet, sebep sonuç. Selden dolayı yollar kapalıymış. Yine sebep sonuç. Üçünde de bir neden bildiriyor ama B seçeneğinde yok. 20. soruya bakıyorum. 20. soru isim tamlamasıyla alakalı bir soru. İsim tamlaması hangisinde diğerlerinden farklıdır diyor. Bakalım şimdi. Denklemin çözümü için Buket öğretmenle görüştük. Şimdi denklemin çözümü dediğimizde arkadaşlar neyin çözümü? Biz neyin ve kimin sorularını sorabiliyorsak burada ne vardır? Burada belirtili isim tamlaması vardır. Tamlayana değil tamlananı soruyoruz. Denklemin tamlayan, çözümü tamlanan. Sordum neyin çözümü? Denklemin çözümü. O zaman bu belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Burada belirtili var. Neyin dibi? Ağacın dibi. Bakın yine belirtili var. Demek ki cevabımız belirtili olmayacak. Farklı olanı soruyor. Neyin derslikleri? Okulun derslikleri. Ama D şıkkına baktığında ne sözleri? Şarkı sözleri. Burada belirtisiz isim tamlaması var. Üçünde belirtili varken D şıkkında belirtisiz isim tamlaması var. Cevabımız o yüzden D şıkkı. 21'e bakıyorum. Hangisinde topluluk adı kullanılmıştır diyor. Öğrencilerin hepsi hafta sonu geziye gidecek. Topluluk yok. Bizim ekip yeni görev için hazırlanıyordu. Şuradaki ekip sözcüğü topluluktur. Şurada bir sınıf sözcüğü dikkatimizi çekiyor. Sınıfa girdim derken oradaki alandan bahsediyor. Ama sınıf ayağa kalktı. İşte sınıf topluca söz hakkı istedi dediğimizde orada topluluk anlamı katabilir. Ama bu cümlede topluluk anlamı yok arkadaşlar. Cevabımız B, ekip. 22'ye bakıyorum. Biliyorsunuz ki larlar çoğul ekip farklı anlamlar katabiliyor cümleye. Bakalım şimdi bize bizden yanlış olanı istiyor. A, yarışma olduğu için öğrencilere yarışma olduğu öğrencilere söylenmemiş. Burada bir kere çoğul anlamı katmış. Doğru. Küçük çocuk dünden beri ateşler içindeydi. Bakın abartı, ateşler içindeydi. Doğru. Seni soran 40 yaşlarında biriydi. Yani 40 civarında, yaklaşık olarak 40 demek istemiş. Yaklaşıklık doğru. D seçeneğine baktığımda akşamlarla onlar yemeğe gelecek. Hayır, burada saygı yok. Bakın müdür beyler bize oturmaya geliyor gibi bir şey deseydi o zaman saygıydı. Ama burada Nalanlar dediğinde Nalan ve ailesinden bahsediyor. Aslında orada gil ekinin yerine kullanılmış. Nalangil. Onun o ve ailesi anlamında. Cevabımız D seçeneği. 23'e bakıyorum. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük sıfattır? Sıfatlar neydi? İsimlerden önce gelip onları niteleyen ve belirten sözcüklere deniyordu. Bakın bu bir sıfat. Nasıl insan? İyi bir insan. Cevabımız A seçeneği olacak. Ama B'ye de bakalım. Onun gözleri tıpkı annesininki gibiydi. Burada direkt bu edat biliyorsunuz gibi edattır. O gitti. Bahçe kapısının kilidi. Bakın bahçe kapısının kilidi derken arkadaşlar burada bir isim tamlaması var. İsim tamlamaları biliyorsunuz isimlerden oluşuyor. Buradaki kilit de bir isimdir. Tatlının son parçası. Bakın yine isim tamlaması var. Burada tatlı, burada isim. Cevabımız A seçeneği. 24'e bakıyorum. Yine sıfatlarla alakalı bir soru. Sıfatların türlerini sormuş bize. Kadirli Osmaniye'nin güzel bir ilçesidir. Bakın güzel bizim ne sıfatımız? Niteleme sıfatımız. Niteleme sıfatlarının yanında kullanılan bir sözcüğü belgisiz sıfat olarak geçer. Yani burada herhangi bir anlamında kullanılıyor. Kesinlikle belgisiz sıfatla başlayacak C seçeneği elendi. Bu şehrimiz derken işaret sıfatı var bakın. İsimden önce gelmiş ve işaret yoluyla gelmiş. O da bizi ya şu gitti ya A ya da D. Devam ediyorum. Akdeniz bölgesinde yer alır ve bazı bölümlerinde tarım önemli geçim kaynağıdır. Bakın burada önemli nasıl sorusunun cevabı arkadaşlar.
Nasıl sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını verir. Cevabımız o yüzden D seçeneği. 25'e bakıyorum. Hangisinde sayı sıfatı yoktur, olmayanı soruyor. A. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaç kişi? 2 kişi. Bakın şurada bir sayı sıfatı var. Dereceye giren öğrencilere birer kitap verildi. Birer derken şurada üleştirme sayı sıfatı var. Gitti. Şirketin üçte biri derken arkadaşlar bakın burada da bir sayı sıfatı var. Üçte bir hisse. Bakın isimden önce gelmiş. O da gitti. Bakın birer kitaptan önce gelmiş isim yani. Kişiden önce gelmiş iki. Hep isimden önce geliyor. Ama C şıkkına bakarsanız sınıf birincisi dediğimizde arkadaşlar burada belirtisiz isim tamlaması var. Yani sıfat olamaz. Çünkü isimden önce gelip ismini nitelememiş. Cevabımız C. 26'ya bakıyorum. Hangisinde birleşik sözcük kullanılmamıştır diyor. Bir kere şurada bilgisayarı gördüm. Bilgi ve saymak fiilleri birleşmiş. Huzur evi. Evet, birleşik sözcük. İmam bayıldı. Birleşik sözcük. Ama D seçeneğinde birleşik sözcük yoktur. 27'ye bakıyorum. 27 bir eş seslilik sorusu. Hangisinde yoktur diyor. Koy sözcüğü hem bir şeyi koymak anlamı var. Hem de arkadaşlar körfezin küçüğüne de biz koy diyoruz. Bakın sesli sözcük neydi? Yazılışları aynı, anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcüklerdi. O zaman biz burada ne diyoruz? Koy sözcüğü eş sesli bir sözcüktür diyoruz. Yaş kelimesi. Bir bizim yıllarca aldığımız yaş var. Bir de ne var? Islak anlamında kullanılan yaş var. Bakın yazılışlar aynı ama anlamlar birbirinden tamamen farklı. D şıkkına baktığımda ise dal sözcüğü bir ağacın bölümü olan dal var. Bir de suya dalmak anlamında kullanılan var. Bu da eş sesli ama köy sözcüğü eş sesli bir sözcük değildir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi ısrarla sürekli bir şeyi istemek anlamına gelmektedir? Israrla sürekli bir şeyi istemek anlamında kullanılan deyimimiz başının etini yemektir. O da C şıkkında. 29'a bakıyorum. Hangisinde mecaz anlam kullanılmıştır diyor bize. Elif ellerini iki yana doğru açtı. Mecaz anlam yok, gerçek anlam. Utku'nun başarısızlığı bizi üzdü. Gerçek anlam. Kuşların sesini kulağımla duydum. Gerçek anlam. Ama gözüme uyku girmedi dediğimde burada arkadaşlar mecaz anlam. Zaten orada bir deyim kullanılmış. 30'a bakıyorum. Hangisi getirilirse amaç sonuç cümlesi olur diyor. Biliyorsunuz amacıyla getirilerek yapılıyordu. Biz oradaki ibare yerine amacıyla getirmeye çalışıyorduk. Onu desteklemek bizim işimiz değil. Bu olmadı. Onu desteklemek umurumda değildi. Olmadı. Onu desteklemek en çok istediği şeydi. Olmadı. Ama onu desteklemek için yanına gitti. Onu desteklemek amacıyla yanına gitti. Cevabımız D seçeneği. 31'e bakıyorum. Ben de sizinle birlikte gelmek isterdim ama nokta nokta cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun olmaz? Şimdi biz şunu biliyoruz. Ama, fakat, lakin gibi ibareler arkadaşlar cümlenin yönünü değiştiren ifadeler. Yani olumlu başlıyorsa olumsuz yapıyor, olumsuz başlıyorsa olumlu yapıyor. Ben de sizinle gelmek isterdim ama demek ki buraya olumsuz bir şey gelecek. Evde yapmam gereken işler var. Evet, bakın bu uygun. Ben de sizinle gelmek isterdim ama annem gelmeden evden çıkamam. Ben de sizinle gelmek isterdim ama ödevlerimi bitirmem gerekiyor. Bakın bu üç ibare de uygun. Ama ben de sizinle gelmek isterdim ama birazdan orada olurum saçma oldu. Çünkü cümlenin hiçbir şekilde yönü değiştirilmiş olmadı. 32'ye bakıyorum. Yapıyla alakalı bir soru arkadaşlar. Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Bize bunu soruyor. Bakalım şimdi altı çizili sözcüklere. Bir kere sınav kelimesi sınamaktan gelir. Sınamaktan sınav olmuş, türemiş bir sözcüktür. C ve D gitti. Akşamüstü, akşam ve üst kelimelerinin birleşiminden oluşmuş birleşik bir sözcük. Ders kelimesi ise hiçbir şekilde yapım eki almadığı için, kök halinde olduğu için basittir. Yani cevabımız A seçeneği. 33'e bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden daha genel anlamlıdır? Portakal, elma, muz. Bunların tamamına biz ne diyoruz? Meyve diyoruz. Genel anlamlı. 34'e bakıyorum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? Bakalım şimdi. Müdürümüz okul kapısının önünde bekliyordu. Okul kapısının önü. Burada bir isim tamlaması var. Bu ceketi babam daha çok sevmişti. Sokak lambasının ışığı. Bakın burada da isim tamlaması var. Kitabın özeti, isim tamlaması var. Ama B seçeneğine bakarsanız hangi ceket? Bu ceket. Bakın burada sıfat tamlaması var arkadaşlar. Hangi ceket? Bu ceket. 35'e baktım. Hangisinin kökü isimdir diye soruyor. Kökümüz yakmak, kökümüz koşmak, kökümüz görmek. Bunların üçü de fiildir. Ama sabahçı sabah kökünden oluştuğu için isimdir. 36'ya bakıyorum. Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani yukarıda bize neden bahsediyor? Neyden bahsediyor bize? Türk mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir mantı. Sırrı parmak uçlarında gizli olan bu yemeğin ana vatanı Kayseri olarak bilinir. Tüm Anadolu'ya Kayseri'den yayıldığı söylenir. Şimdi burada bahsettiği şey ne? Mantının Türk mutfağındaki yerinden bahsediyor aslında. O da bizi B seçeneğine götürür. 37'ye bakıyoruz. Cümle tamamlama bu arkadaşlar. Cümle oluşturma. Anlamlı, kurallı bir cümle oluşturacağız. Kurallı dediğine göre arkadaşlar bizim yüklemimiz sonda olacak. Şimdi kurallı hale getirelim bakalım. Kaybetmekten yılmayan, bakın şu bir olacak. Bu iki olacak. Bu üç, şu da dört olacak. Kaybetmekten yılmayan kazanmanın eşiğindedir. Bu da bizi nereye götürüyor? Evet, bu da bizi C şıkkına götürüyor gördüğünüz gibi. 38'e bakıyorum. Yukarıdaki cümleye aşağıdaki bağlantı ifadelerinden hangisi getirilemez? Tatilde bolca kar topu oynarız dedik ama kar olmayınca sadece top oynayabildik. Bakın bir yerde olumlu bir yerde olumsuz ifade var. Yani aslında ne olmuş? Burada cümlenin yönü değiştirilmiş. Cümlenin yönünü de ancak fakat ama lakin bağlaçlarıyla değiştirebiliyoruz. Bununla birlikte koyduğumuzda burada mantıksız oluyor. Cevabımız o yüzden D seçeneği. 39'a bakıyorum. Genellikle arkadaşlar haleki olan i ile iyelik eki olan i birbirine karıştırılır. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Başına onun gelebiliyorsa orada iyelik eki vardır. Ama başına onun getiremiyorsan orada hal eki vardır. Belirtme hal eki. Hemen deneyelim. Onun öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan. Bakın bu nedir? Bu iyelik ekidir. Onun anahtarı bulamayınca kapıyı kırdılar. Bakın bu olmuyor. Bu hal eki. Onun şapkası düşünce yuvarlanıp gitti. Bu iyelik eki. Onun gönlü hiç istemiyor gitmeni. Bu iyilik eki. Zaten bize farklı olanı soruyordu. O zaman cevabımız B seçeneğidir. 40'a bakıyorum. Hangisi isim kökünden türemiştir? Tek tek bakalım şimdi. Başak baş kelimesinden türemiş. Bakın baş bir isim. Evet isimden türüyor. Kaçmak, kaçak kaçmaktan türemiş. Fiil. Uçak uçmaktan türemiş. Fiil. Kayak da kaymaktan türemiş fiil. Baş kelimesi isim olduğu için cevabımız A seçeneği. Ve 40. soruyu çözerek bütün soruları bitirmiş olduk arkadaşlar.